Dikkatle takip ettiğimiz bir coğrafyada elbette ki Kafkasya. Ermenistan'da başbakanın istifası söz konusu oldu. Pek çok değişik senaryo var istifanın nedeniyle ilgili. Gerçek durum nedir Sayın Hocam? Niye istifa etti? Bu değişim gerekli söyleminin temelinde ne yatıyor? Aslında Ermenistan'da olan şeyler yeni şeyler değil. Ermenistan uzun zamandır, özellikle de son 4 yıldır neredeyse her yazı havalar ısındıktan sonra baharla birlikte büyük protesto gösterileriyle, bu protestolara polisin şiddet kullanarak karşılık vermesiyle, bazen can kayıplarıyla geçiriyor. Yani son 4 yıl içerisinde örneklerini gördüğümüz bir olay. Hovik Abrahamyan Cumhuriyetçi Parti'nin başındaydı, istifa etti başbakanlıktan. Temmuz ayında bir polis karakolu baskını olmuştu. Bu şunu gösteriyor. Ermenistan'da muhalefet ya silahlı ya da çok çabuk silahlanabiliyor. Daha önce de bir parlamento baskını olmuştu. Doğru. Ermenistan siyasi tarihinde önemli yer teşkil eden. Yerine Karen Karapetyan'ın, Gazprom yöneticisi şahsın geleceği iddiaları da basına yansımıştı. Bu protestolar aylarca sürdü başbakana yönelik ve Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan bu protestolar devam ederken bir milli mutabakat hükümeti kurulmasının gerekli olabileceğini açıklayarak aslında başbakana da sinyali vermişti. Bunlar tabii Doğru. antidemokratik durumlardır. Ermenistan'da ciddi bir ekonomik bunalım sürüyor uzun yıllardır. Ermenistan, Azerbaycan'ın topraklarını işgal altında tuttuğu için, kendisini kendi eliyle muhasara ettiği için ve dış dünyaya da sanki bundan dolayı hiçbir mesuliyeti yokmuş gibi Yok doğru. davrandığı için, bütün kartlarını Rusya ve biraz da İran seçeneği üzerine oynadığı için ekonomik bunalımlardan yakasını kurtaramıyor. Ermenistan göç veriyor. Verdiği göçün önemli bir kısmı Rusya'ya yöneliktir. Ve Rusya'da çalışan Ermeniler de Rusya'daki kriz nedeniyle, Rusya'ya yönelik Ukrayna krizinden sonra uygulanan Ambargolar ambargoların nedeniyle. tesiri nedeniyle son bir yılda daha da zor bir sürece Yani girdiler. dışarıdan para akışı da artık istenilen İstenilen seviyede değil. seviyede değil. Buna bir şey daha eklememiz lazım. Nisan 2016'da Karabağ'da Azerbaycan'la Ermenistan arasında yaşanan çatışmalarda Azerbaycan'ın açık üstünlük göstermiş olması da Ermenistan'da özellikle Türk karşıtlığı ve Azerbaycan karşıtlığı üzerinden siyaset yapan çevreleri alarma etti. Bir moral motivasyon düşüklüğüne neden oldu. Protesto dalgasının güçlenmesinde bunun da payı vardır. Ermenistan, hep söylüyoruz, yani bu bölgede barış içinde yaşayabilmenin şartının topraklarını, komşularının topraklarını işgal etmemek olduğunu gördüğünde aslında bu coğrafya Çok daha Ermenistan'a huzurlu da olacak. yetebilir yani. Çok doğru. Evet. Aslında Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan'ın arasında kurulan o güven paktı bölgeye kazandırıyor. Bu pakt içerisinde yer alan ülkelere de Evet. kazandırıyor. Ermenistan da bu işgalci tavrından vazgeçerse belki bu güven ortamı içerisinde ekonomik gelişimde sağlayabilir. Ama hocam öyle bir eğilim yok, değil mi son Şu an olarak bunu öyle bir sorayım? eğilim görmüyoruz. İşte parlamento seçimleri ileri bir tarihe, 2017 tarihine Ermenistan'da ötelendi. Açıklandı bu Sarkisyan tarafından. Bir Karabağ klanı tarafından yönetilen Ermenistan siyaseti var. Bunda bir değişiklik olduğunda gelen tepki yine böyle bir silahlı muhalefet tepkisi şekline Doğru. dönüşebiliyor. Dolayısıyla burada yakın vadede köklü değişiklik olmayabilir. Çok teşekkür ediyoruz. Ben Yayınımıza teşekkür ederim. katıldınız. Giresun'dan zahmet edip Ankara'ya kadar geldiniz. Ben Stüdyo teşekkür ederim. konuğumuz oldunuz. Zevk aldık sizinle sohbet etmekten. Sağ olun. Sağ olun. Evet, bugün Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Yalçın Sarıkaya ile birlikte Avrasya coğrafyasında bir tur attık. Bütün gelişmeleri değerlendirmeye çalıştık. Süremizin sonuna geldik. Haftayı kapatıyoruz. Bayramınızı kutlayarak veda edelim. Tüm Türk İslam coğrafyasına hayırlı bir Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı geçirmesini dileyelim. Bayram sonrası 19 Eylül Pazartesi tekrar karşınızda olacağız. O zamana dek hoşçakalın.